İbrahim Tatlıses'in barış görüşmelerine verdiği destek sonrası MHP lideri tarafından eleştirilmesi ilginçti. Bu olayı başka bir sanatçıdan yorumlamasını istedik. Daha önce sanatçılar da elini taşın altına koymalı diyen ünlü Kürt ozan Şivan Perver telefon attığımızda Erbil'den yayınımıza katılıyor. Biliyorsunuz çok kere benimle yapılan söyleşilerde ben Türkiye'deki sanatçıları eleştirdim. Yani Evet. bu konuda bu meseleler karşısında yani gereken yerde, doğru yerde düşünmedikleri veya çalışmalarda bulunmadıkları için ben hep eleştirdim. Bunlar içinde birisi de İbrahim Tatlıses'ti. İbrahim'in geldiği yerden ben de geliyorum. Urfalıdır, benim hemşerimdir. Kürtçeyi de iyi biliyor. Hatta bir tarafı Kürt. Ben diyordum yani İbrahim Türkçe'de söyleyebilir, Kürtçe'de söyleyebilir, anlatabildiği dilde söylesin. Yani kendi halkının, kendi toplumun da değerlerine de sahip çıksın diyordum. Ama öte yanda da İbrahim'e karşı yapılan şeyleri ben gerçekten çok sert protesto ediyorum. Bir sanatçıya öyle şeyler yapılmamalıydı. Hele koşullamak, öldürmeye kalkışmak çok ayıp bir şey. Çok çok kötü bir şey. Geçen Türkiye'de hala bu gibi şeyler oluyorsa İbrahim iyi bir sese sahip, iyi bir sanat değere sahip bir insandır. Yani bence çok kötü oldu. Ve ben bu her şeye rağmen her zaman sanatçı karşılarının yanında dururum. Ve bugün de İbrahim bu barış ve açılım konularında ve bu yeni süreç için güzel bazı şeyler söylüyorsa bu hala eski kafa şeyine sahip, taslağına sahip olan kesimlerin bu kadar saldırması çok ayıp oluyor bence. Yani burada bugün artık çok önemli şeyler düşünmek lazım. Doğruyu düşünmek lazım. Daha çok toleransı düşünmek lazım. Demokratik düşünmek lazım. Artık o düşünceler gerçekten geride kalmıştır. Yani insanlar bunu duyduğu zaman Hitlervari düşünceler haline geliyor. Yani ya insani bir düşünceye sahip olacak ya da tam Türkçü bir düşünceye sahip. Artık Türkçü düşünce değerini kaybetmiştir ve olmaması gereken bir şeydir. Yani başka farklılıklara, dillere, kültürlere, insani değerlere karşı olmak gibi bir şeydir. Ben MHP'nin de bu durumdan vazgeçmesini dilerim. Bilhassa Türk halkının geleceği, Kürt halkının geleceği, barışın geleceği, demokrasinin geleceği için bunların bu sevdadan vazgeçmeleri gerekiyor. Yani Türkçü kafadan vazgeçmeleri gerekiyor. Biraz insani değerlere sahip çıkmaları gerekiyor. Son süreç tamamlanırsa, güzel sonuçlar alınırsa sizin Türkiye'ye dönme olasılığınız nedir? Yani ben 37-38 yıldır ülkenin dışındayım. Yani bilmiyorum, duygularım, hislerim herkes anlayabiliyor bu konuda. Ben dışarıdayken annem öldü. Ben annemin mezarını bile daha ziyaret etmedim. Yani insan için en büyük değer annedir. Bizi yaratan, bizi büyüten, bize her hayatın her alanında en büyük değeri veren, emek veren annedir. Umarım başkasının durumu benim gibi olmasın. Elbette ülkeme gelmek isterim. Halkımla birlikte olmak, orada hizmet vermek ne güzel olur. Fakat meseleler böyle gelinceye kadar benim gelişim çok zararlı sonuçlar verir bence. Bana da zararı dokunur diğer tarafında. Halkın beyninde, halkın kafasında oluşmuş mükemmel bir resim. Benim sanat resmim güzel durmalı. Geldiğim zaman daha o resmi daha çok renklendirmeliyim, daha çok güzelleştirmeliyim. Yani daha zamanı var mı diyorsunuz? Bu süreci biraz beklememiz gerekiyor. Bu süreç iyi gelişirse, iyi sonuçlar verirse o zaman konuşuruz diyorsunuz.